Evet. Şimdi millet zannetmesin ki biz lig bittikten sonra dinlendik, oturduk. Hiç öyle bir şey yapmadık. Mustafa Güner Başkanım, yönetimi. Bari bizim yönetim kurulu üyemiz zaten. Sonradan Selçuk Kitdemir katıldı. Fatih Bey, Muhammed. Mustafa Başkan'ın nezaretinde hızla devam ediyoruz. Biz Malatyaspor olarak o tabir ettikleri, bizi küçük gördükleri 10 metre dedikleri yer, şerefli, onurlu insanların oturacağı yer. Mevkiler önemli değildir. Mevkiler gelip geçicidir. Önemli olan şahsiyetlerdir. Şahsiyetler yıpranmadığı müddetçe biz sürekli buradayız. Ara vermemizin sebebi gelişmeleri izliyorduk, takip ediyorduk. Tabii ki bu bu gelişmeleri bekliyorduk. Neden bekliyorduk? Bir herkes eteğindekini töksün hele. Bizi kim ne kadar seviyor, kim ne kadar sevmiyor diye Mustafa Başkanımla bekledik. Dinleyelim dedik. Ele gelsinler, görelim. Bizi o 5.000 taraftarı görünce herkesin bir şekli değişti, bir şeması değişti. Malatyaspor'umuzu kimse küçümseyemez. 10 metre denen yerde böyle bir tabirde kullanması bence cahillikten, zırvalıktan başka bir şey değildir. Başkanım öyle demeyelim. Ben öyle derim. Ben öyle derim. Malatyaspor beni küçümse. Hayır Selimoğlu. İdris Payzay bak. Hazreti Ali diyor ki nefsime İdris abi Payza, hayır. benim bu büyük değerli başkanlarım Malatyaspor'umuzu ayakta tutmuştur. Bacamızı tüttürmüştür. Ama 10 metrekare, ama 5 metrekare, ama 100 metrekare. Önemli olan öyle şaşalı binalar, tesisler değildir. Evet. Haysiyetli, şerefli, namuslu bir mekanımız var. Evet. Kimse bunu aşağılayamaz. Ya işte ben şunu söylüyorum. Kimse Hazreti Ali bunu diyor ki benim adıma diyor eğer bir şey varsa ben affederim. Ben gelme ama diyor ne zaman benim dinime, benim kitabıma söylürse ben mücadele ederim. Ben çıkıp demedim. Bak İdris Payza'ya şahsıma bir şeyler yapılmıştı. Şahsımı işgal etmiyorum. Neden şahsıma söyleyebilir? Ama sorulara gireceğim başkanım. Malatyaspor'u hiç hakkını yedirmem. Şehrin takımını hakkında kim ne söylerse 10 misli, 1.000 misli benden cevabını alır. Eğer beni Mustafa Güner'i tanımıyorsan Mustafa Güner bir inşaat grubu. Villalı yapıyor. Beni sormak isterse vergi kimlik numaramı vereyim. Bir baksınlar. O tronlara yazdırıyorlar ya. Yani o alçakça yazı yazanlar. Ben onlara da zaten hepsi siber suçlardalar. Yani onlar öyle böyle. Biz ondan işimiz yok. Onun değneğini tutanla işimiz var. Biz sorun ya. Biz 5 yıldır bu takıma ne mücadeleler veriyoruz. Bir gelin görün ya. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun ya. Bir tane su mu aldınız geldiniz? Hey be imansızlar. Bir tane top mu aldınız geldiniz? Ben bir tanesinde futbol topu istedim. Kulübe top al dedim. Top almadılar. Ben kimden kulübe bir yardım dilediysem Malatyaspor için arkadaş malzeme al, direkt kendin gel soyunma odasına ver dedik. Biz dedi ki kulüp herkese mal olsun. O 5 senede bizim harcadığımız para sistem ortada. Bir şampiyonla 5 sene bir takım neye yapılıyor? Biz kimden ne almışsa çıksın desinler ki ya bundan aldın şundan aldın. Yani farz-ı mail diyelim ki biz kulübe bir para istedik. Öyle bir şey asla yok da istedik. İsteyebiliriz de. Bu doğal. Malatyaspor'u nasıl gelirsin? Bana dersin ki sen de Selimoğlu şahittin. 5 kişi bana verin. Ya sen mi bana teslim ettin kulübü ben sana vereyim ya? Hayırdır ya? Biz bir tane görüşme ilerletiyoruz. Malatyaspor için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Belediye başkanından görüşüyoruz. Diğer kurumlardan görüşüyoruz. Malatyaspor'u daha ileriye nereye taşıyabiliriz? Elimizden ne gelir? Önemli olan nedir biliyor musun? Selim Başkanım bizim Malatyaspor'da yarın sokakta birinin 5 yıldır bizde 1 lira alacağı var mı yok mu? Şimdi biz önemli ona bakarız. Biz bir kulübü temsil ederken bir kulübün şerefine, haysiyetine bakarız. Biz bir şehri temsil ediyoruz arkadaş. Ben şirketim bassa bassın. İdris Payza battı ne olur. Ama biz bir Malatyaspor'u böyle medya önünde hayırdır ya? Sen kulübe vermedin. Vermiyorum. Kimsin sen? Vermiyorum. Senin gibilerine başkanım öyle vermiyorum. Kardeşim ben vermiyorum. Selimoğlu ben vermiyorum. Malatyaspor'un falan. 16 Eyvallah. tribün. Eyvallah. Vermiyorum. Eyvallah. 16 tribün 800 borcu. Abi İkimiz de yanlış yaptık. yanlış %100 yanlış yapmayacak yaptık. abi. Yanlış yaparsa Ben bedelini yemin ederim. çekecek. Bedelini çekecek. 18 trilyon, 600, 16 trilyon 800 borcu var.
34 trilyona çıkıyor. Ne hikmetse bilmiyorum. Artı sen kulübün genel kurulu vardır. Gelirsin, nezaketen birini araya sokarsın. Sen bir kişi olarak basına çıkıyorsun. Diyorsun ki ben bu kulübü istedim. Kulübü bana vermediler. Böyle böyle oldu. Sende para isteyen İdris Payza yok. Mustafa Güne bir aracı. İyi sokakta geçen bir simitçi gelsin. Desin ki böyle böyle. Malatyaspor bizim malımız değil. Biz Malatyaspor'u herkese açığız. Biz Malatyaspor Tamam Bey istedi. Tamam Bey dedi ki Malatyaspor'u nasıl edelim? Aa burada yayına katılsın. Eğer yoksa Ahmet var o katılsın. Ahmet alın yazsın altına. Dedik arkadaş ne diyorsunuz? Dedi ki beraber yönetelim. Nasıl dedi? Kardeş dedi siz emek vermişsiniz. Sizle beraber Malatyaspor'u yönetelim dedi. Nasıl olacak? Kulüp başkanı ben olayım dedim. Olur dedik Mustafa Günler'den. Siz de yönetim kurulun. Malatya mefatına ne varsa başımız üstüne dedik. Ankara'ya hukukçularını gönderdiler. Uzlaşmada biraz sıkıntı oldu. Tekrar tamamen ben de dedi ne biliyor musun? Arkadaş orada sıkıntı olduysa illem ki bir balda mı olacak dedi. Amatörde de ne diyorsanız başımız üstüne. Bu takım yeter ki çıksın. Ve kendisi de aynı onunda Malatya'ya geliyor. Bunu bugün buradan açıklayayım. Aynı onunda bizden görüşecek. Kulübün tekrar bir yapılanmasına gireceğiz. Kulüp binasını değişeceğiz. Malatyaspor'u layık olduğu yere her türlü getireceğiz. Nezaket gerektiren buydu. O arkadaş ne dedi? Mustafa Güner'im orada isterse yazayım da desteklesin. Dedi ki ben Malatya'da Malatyalı'yı istemiyorum. Nasıl dedim Malatyalı'yı istemiyorsunuz? Ben Malatyalı'yı bu kulübün içinde istemiyorum. Sen nerelisin? Ben de Malatyalı'yım. Sen benim Malatyalı'mı sorgulayabilir misin? Ben Selim Oğlu'nunkini sorgulayabilir miyim? Mardinli İsmail'inkini sorgulayabilir miyim? Bahri'ninkini sorgulayamam. Kimse kim? O ne demek ya dedim. Sen Malatya'da kimseyi istemiyorsun. E yıllarca bu memleketin hala bu getiren İstanbul kanadı. Adliye kapısında ben yargılanmıyorum. İstanbul kanadı yargılanıyor. Ha herkes yargılanabiliyor. Ben de yarın yargılanırım. Ben ona demiyorum. Bu kulübü dışarıdaki insanlara bizim istemeyen adamı biz hiç istemiyoruz. Sen Malatyalı'yı nasıl istemezsin ya? Malatyalı'yı ben Malatyalı'da istemiyorum. Mustafa Başkan'ın da öyle deyince tabii ki işler, tabii daha önce de biz kötü ayrılmadık. Yani Necip Bey'le öyle bir sıkıntımız da yok. Yani diyesin ki bir sıkıntımız da yok. İsim de yani vermem de bir anlamı yok. Bir daha da kimsenin sesi çıkmadı. Madem öyle git dedim federasyona borcunu yatır. Ya bir seni göreyim. 2,5 mu 3 milyon bana yatırma. Malatyaspor hesabına yatır. Zaten eğer hesabından kesilecekse hesabına gidecek Malatyaspor'un. Benim cebime girmeyecek ki. Biz varsak beraber dedik yapalım. Yoksa da sizler gerçekten sağlam bir emin ellerde istiyorsanız emin ellerde bu Malatyaspor'un borcunu bitirip gelirseniz biz Mustafa Başkan'la her göreve hazırız. Biz Malatyaspor'u kimse bize bir şey versin diye Mustafa Güner Başkan'dan almadık. Bugün de çalışmaları Muhammed genç kardeşimiz yürütüyor. Hocalarımızdan anlaşıyor. Futbolcularla görüşüyoruz. Bu takımı seneye o yaşadığımız atmosferin iki katını nasıl yaşatabiliriz? Bu takımı layık olduğu yere nasıl çıkarabiliriz? Biz de bırakıp kaçabiliriz. Biz de diyebiliriz yani. Biz de deriz ki senin başkanın bu iş yok. Ben Mehmet Hanif olarak söylüyorum. Malatya'nın yani amatörde olması, Süper Lig şampiyonlar yani tabii ki gönül ister ama amatörde de aynı heyecanı duymuyorsam namerdim. Aynen. Biz de öyleyiz. Yani bizim şu andaki ben, sıkıntımız biz. Kendimi ifade ya edeyim. Şunu da söyleyeyim. Bak Selim Başkanım, eğer yanlışsa çıksın düzelsinler. Biz bu insanları çağırıp size Malatyaspor'u verelim demedik. Biz Bari Başkan, şimdi ciddi konular bunlar. Yani gerçekten evet. Çok ciddi konular. Malatya bunu biliyor. Biz kimseyi arayıp da kulübü verelim demedik. Arkadaş evet. Bu kulüp elimizde kalmış. Ya Necip Bey, ya bu kulübü sana verelim. Ya da işte Tamam Bey olur, Ahmet olursun. Biz Malatyaspor yönetim kuruluyuz. Biri gelirse yanımızda, altımızda, beraber, üstümüzde berabersek, bizsek bu kulübü yönetiriz. Başımızın yanından gözümüzün. Evet. Millet bu kulübü niye bize verdi? Söyler misiniz? Bunlara hakkını alalım Malatyaspor'un. Amaçlarını size söyleyeyim mi? Bu kulübe talip amaçlarını. Evet. Yani merak ediyor musunuz? Şimdi Malatyaspor kulübü şu anda helalde bir sürü iş adamı hala yargılanıyor. Malatyaspor kulübünü bir iş adamı alırsa
Bunların içinde. Bunlardan biri. Bunlar hepsi biliyor kendini. Dernekler masasında feshederler kulübü. Logolarını, tescillenen logosunu ikisini alabilirler parayla. Logoyla tescillini aldıktan sonra bunların logolarını aldıktan sonra tescillerini aldıktan sonra ne yaparlar biliyor musun? Lav ettikten sonra evet. Karşısında dava olmayan mahkeme olmadıktan sonra tüm borçlular döner Malatyaspor tarihte silinir. İstedikleri bu. İstedikleri parayla bizim pulla işimiz yok. Kardeşim hepimiz para işini açmışız. Mal mülk Allah'ın bekçisiyiz biz. Kimsenin malı yok. Hiç kimsenin malı yok. Ya, ama üstelik, istedikleri ben diyorum ki kendilerine niyetiniz iyi mi? Niyetiniz iyi. Ya niyetiniz iyiyse git 100 bin lira Malatyaspor'a dekontrol al gel bana. Dekontrolü getir bana. Böyle de ki bunu bankaya yatırdım. Bu da borcunuz da kesilmiş. Bize gelmez ki zaten. Direkt borcumuzdan düşecek. Bu dekontu bana alın gelin. Yok. Ne istiyorsun? Ver. Ben sana kulübü verdim. Yarın sen bu kulübün üzerinde başka şeyler yaptın. Herkesten özür diliyorum. Rica ederim. Ben bu kulübü verdim bari. Sana verdim. Senin başkana verdim. Gubicim, mecbur kaldım Gubicim. Yoksa rica ederim. Rica ederim. Ben bu kulübü etmem, sen biliyorsun. Rica ederim. Ben bu kulübü bari başkana verdim. Kulübü bari başkan götürdü. Kendi emellerine kulübü feshetti. Feshetti, kapattı. Logosunu aldı başka yere verdi. Bizim logoyla tescilimiz var. Önün arkasına bir şey koyunamaz. Tescilli kulübüz. Aldı. Kulübü de dernekler masasına lav etti. Bitti. Ben yarın sokağa... Ya, bari. Ben yarın sokağa... Bak, Mustafa Gönül'e... Sen bakkaldan sigara mı alıyorsun? Hayır, arkadaş? Hayır. Yani hayır. Bari başkan. Ben yarın benle yönetim kurulum. Mustafa Güner başkanım sokakta çıkınca millet bize nedir biliyor musunuz? Lan kaça sattınız bu kulübü lan? Lan siz niye? Zaten söylüyorum. Hayır şimdi söyleyemez kimse. Ben söylüyorum Malatyaspor kulübünü benim Malatya hepsi tanır. Sokağa her gün çıkan bir adam. Kuyumcusundan dur, çarşısından dur, bakkalından dur. Herkes beni bilir, Mustafa Başkan da bilir. Çiğ sütlenmedik, emmeyiz de. Biz şunu söylüyorum. Biz bu kulübü Malatyaspor'a bankaya para yatırın diyoruz. Bankaya. Bunu kim alırsa alsın. Bir banka dekontunu getirecek. Ne kadar? Ya 100 bin lira. Senin iyi niyetin belli. O para bana gelmiyor arkadaşlar. Bizim paramız hep blokalı. Yani Malatyaspor'un borcu maliyedeki aşağı 100 lira da düşer. 300 daha düşer. Ben bir niyetinizi görüyorum. Halisanenizi görüyorum. Sen hayırdır? İki kişiyle gel. İki tane iş adamıyla gel. Malatya'nın belli bir adamıyla gel de arkadaşlar. Bunlar da kefilim de. Ben de yarın diyeyim ki arkadaşlar medya önünde bu kulübü verdik. Kefili de bu adamlardı. Biz de bu şartlarda verdik. Biz ne bilelim böyle. Belki de iyi yapacak adam. Ben onu da bilmiyorum. Bizim düşüncemiz öyle ama iyi. Ama usul bu değildir yani. Usul çıkıp bir medyada ben bilet veriyordum. Ben şunu yapıyordum. Ben bunu yapıyordum. Bunlar doğru şeyler değil. Ben bunlara hiç doğru bulmuyorum.